Herkese merhaba. Bu videomuzda boost konvertörler hakkında konuşacağız. Peki giriş gerilimini nasıl arttırıyoruz? Bir bataryadan aldığımız düşük voltajı nasıl daha yüksek bir seviyeye çıkartıyoruz? Bugün işte tam da bu soruların cevaplarını öğreneceğiz. Üstelik elimdeki devreyi kullanarak osiloskop ile gerçek zamanlı ölçümler yapacağım ve size tetikleme sinyallerini göstereceğim. Eğer elektronikle ilgileniyorsanız veya güç elektroniği öğrenmek istiyorsanız bu video sonuna kadar izlemelisiniz. Boost konvertörler giriş geriliminden daha yüksek bir çıkış gerilimi üreten anahtarlamalı güç kaynaklarıdır. Güneş panellerinde, elektrik araçlarında, led sürücülerde ve batarya destekli sistemlerde sıkça kullanılır. Temel çalışma prensibi bir indiktör, bir diyot, bir anahtar ve bir çıkış kapasitörü içerir. Anahtar açılıp kapandıkça indiktörde enerji depolanır ve boşaltılır. Bu sayede çıkış gerilimi giriş geriliminden daha yüksek bir seviyeye yükselir. Şimdi boost konvertörün kalbi olan indiktörün çalışma prensibini inceleyelim. İndiktör elektrik akımındaki değişimlere karşı koyan bir devre elemanıdır. Üzerinden akım geçtiğinde manyetik alan oluşturur ve bu manyetik alan da enerji depolar. Peki işin sırrı ne? Anahtar kapandığında indiktör enerjiyi içine çeker ve depolar. Ancak anahtar açıldığında bu enerji geri salınır ve devreye ek bir gerilim uygulanır. İşte bu ters elektro motor kuvvet olarak bilinir. Bu etki sayesinde çıkış gerilimimiz giriş geriliminden daha yüksek olur. Simülasyon devremize bakalım. Giriş gerilimi 3 volt, indüktör 33 mikrohenri, anahtar MOSFET ve 100 mikrosaniyede bir tetikleniyor. Devrede hızlı anahtarlama diyordu. 200 mikrofaradlık çıkış kapasitörü ve 1 kiloomluk yük direnci bulunuyor. MOSFET osilatör tarafından belirli aralıklarla açılıp kapatılıyor. Anahtar kapalı indiktör enerji depolar. Yani anahtarımız devredeki voltajın iletimini sağlıyor. Anahtar açıldığında ise indiktör manyetik alanı korumaya çalışarak bir gerilim üretir. Yani anahtar artık iletimde değil. Bu gerilim giriş gerilimine eklenerek çıkıştaki voltajı yükseltiyor. Şimdi en heyecanlı kısma geliyoruz. Osiloskop ile ölçümlere başlayalım. Giriş ve çıkış gerilimlerini inceleyeceğiz. Anahtarın kapalı ve açık olduğunda yani iletimde ve kesimde olduğu durumları göreceğiz bu osiloskop ekranında görülen dalgalanma boost konvertörünün çıkış diyotu girişindeki gerilim değişimlerini göstermektedir. Dalga formu MOSFET'in açılıp kapanmasına bağlı olarak sürekli değişmektedir. MOSFET kapalı iken indikör çıkış diyodu üzerinden yükü besler. Yani MOSFET iletimde değil ve gerilim maksimum seviyeye ulaşır. Bu sırada diyot iletimdedir ve enerji yük tarafına aktarılmaktadır. Dalga formunda görülen yüksek seviyedeki düz segmentler bu aşamayı temsil eder. MOSFET açıldığında yani MOSFET iletime geçtiğinde indiktör yeniden enerji depolamaya başlar. Bu sırada çıkış diyodu ters polarmadadır ve gerilim hızla düşer. Yani diyot üzerinden herhangi bir gerilim akışı, voltaj akışı olmuyor. Osiloskopta görülen ani gerilim değişimleri MOSFET'in hızlı anahtarlama sürecine ve devredeki parazitik bileşen bağlıdır. Minimum gerilim seviyesinde bazı durumlarda negatif değerlere düşüşler gözlemlenebilir. Dalga formundaki küçük salınımlar ve gürültüler PCB tasarımındaki parazitik endüktans ve kapasitanslardan kaynaklanmaktadır. Bu tür yüksek frekanslı osilasyonlar snubber devreleri veya uygun bileşen seçimleri ile kontrol edilebilir. Ekranda görülen periyodik tekrarlar boost konvertörün anahtarlama frekansını göstermektedir. Bu devrede ölçülen anahtarlama frekansı yaklaşık 380 kHz'dir. Burada kullanılan entegrenin teknik referans dokümanında bu değerin 400 kHz olduğu belirtilmektedir. Yüksek frekansta çalışmak çıkış dalgalanmalarını azaltabilir ancak elektromanyetik girişim sorunlarını arttırabilir. Boost konvertörler günlük hayatımızda düşündüğümüzden çok daha fazla yerlerde kullanılıyor. Güneş panellerinde düşük gerilimi yükselterek bataryaları şarj etmek için kullanılıyor. Elektrikli araçlarda batarya voltajını arttırarak motor sürücüleri besliyor. LED sürücülerde LED'lerin daha verimli çalıştırmak için kullanılıyor. Yani aslında çevremize gördüğümüz birçok elektronik cihazda boost konvertörlerin rolü büyük. Eğer buraya kadar izlediyseniz sizin için harika içerikler hazırlamaya devam edeceğim. Daha fazla elektronik ve güç elektroniği videoları için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum atmayı hatta bildirim zilini açmayı unutmayın. Teşekkürler.